başına, dönüm başına 50-60 kilo, 70 kilo zararı olan çiftçiye 7 kilo, 6 kilo yazan Tarsin. Bunlar gayretullah'a dokunur biliyor musunuz? Bunlar kul hakkına girer. Bunlar vatandaşın yanında olmaktan çıkmış olmalıdır. Buna karşılık 5 maaş alan danışmanlar, senin oğlun kızın işsiz, 5 maaş alan danışmanlar. Elbette haram olsun, zıttım olsun. Zıttım olsun, zıttım, zıttım. Ama şunu söyleyeyim, biz niye buradayız? Biz sizin sesiniz olmak üzere buradayız. Esnaf için müşteri veli nimettir. Seçmen de siyasetçi için veli nimettir. Çok uzun zamandır seçmen, millet veli nimet olmaktan çıktı. Şimdi el ele vereceğiz. Seçmen ve bu millet veli nimet olacak. Benim geldiğim gibi bütün ağları buraya getireceksiniz. Karşınızda resmi tazim olacaklar. Ve el ele tutuşacağız sizinle. Seçmeni birlikte veli nimet haline getireceğiz. Ondan sonra da tepeden bakanlar, 14 uçakla gezenler, 250 bin lira maaş alanlar ve buna karşılık akşama ne pişireceğini bilmeyen kadınlar ülkesi olmasından bu ülkeyi birlikte çıkaracağız. Bu ülkeyi refaha, bu ülkeyi refaha, işsiz gençlerimizi işe kavuşturabilecek imkanlara sahip bir ülkeyiz biz. Ama hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, israfın önüne geçtiğimiz dakika yurtsuz genç, burssuz çocuk kalmaz. Sayın Erdoğan diyor ki 650 lira burs veriyoruz, yüzünüze gözünüze dursun. 650 lira burs ne demek biliyor musunuz? Günde 3 simit, 3 çay, bir de araba parası demek. Bir ay boyunca 20 lira demek günde, 20 lira. Ayıptır be, ayıptır. Sarayın günlük, aylık, yıllık giderlerini ben söylemeye utanıyorum. Onlar yemeye utanıyor. Dolayısıyla hep birlikte el ele vererek bu harami düzeni birlikte değiştireceğiz. Evet, sağ olun. Biz tekrar söylüyorum, mücadelemiz bizim bu ucube sistemi değiştirmek. VS defteriniz var mı sizin? Artık veremiyoruz, önce çoktu da. Çünkü ne yapalım, alamıyoruz başkanım. Verdiğimizi alamıyoruz. Alamıyoruz. O yüzden defter falan kullanmıyoruz. Kullansak bugünkü verdiğimiz fiyat, o para bize dönünceye kadar fiyat artıyor. Peki şeyi soracağım. Buyurun. Kaç çocuğunuz var? 3 kızım var. Okuyorlar mı? Üçü de üniversite bitirdi. İkisi memur çok şükür. Biri de yeni bitirdi. Allah razı olsun. Yani bura evi geçindiriyorum diyecektim ama çocukların işe gidince ay geçiriyor. Çok şükür kendimize yetiyoruz. Artı emeklim var. Ben onu belirttim zaten ilk başta. Ben kıyas olamam. Yukarıdaki arkadaşlarımız gerçekten. Yani iş yeri kendimiz. Ufak tefek şeyler, çocuklarım yok ama hissediyoruz buraya gelenleri. Bir lirayı konuşuyoruz.